Biraz da ülkede siyasete bakalım. CHP'nin kuruluşunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce de arkasında Kılıçdaroğlu mu var? Kılıçdaroğlu önümüzdeki dönemde yeniden kendini Cumhurbaşkanı adayı yapmak için mi böyle bir girişimde bulunuyor? Neden kuruluyor CHP size göre yeniden? Vallahi saygıdeğer Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı iken de Said Nursi'nin kitapları niye yeniden basılmıyor demişti. Şimdi tabii demokrasi ondan sonra. Çok doğru. Bunlar yaşanmış bir takım olaylardır. Şu anda Karayalçın, pardon çok özür dilerim, Kılıçdaroğlu'nun işte Sarıgül meselesini şöyle veya böyle öyle iddia ediliyor. Ortaya atılması ya da siyaset sahnesinde yeniden gerçek girişime başlaması ve yeniden Cumhurbaşkanı olması. Saygıdeğer Kılıçdaroğlu, kontrgerillayı kapatacak mısın, kapatmayacak mısın? Şimdi açık açık söyle. Biz de anlayalım. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Loğlu Büyükelçi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliydi. Şimdi biz bazı şeyleri unutmayalım. Loğlu'yla birlikte saygıdeğer Kılıçdaroğlu Avrupa Parlamentosu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Parlamentosu eş başkanı, ondan sonra Avusturyalı bir sol milletvekiliyle bir araya geldi. Bu Brüksel'de cereyan etti. Görüşmeler bitti, basın toplantısı yapılıyor. O sırada Avusturyalı solcu A'sından Z'sine kadar Kılıçdaroğlu'na haşladı ve salonu terk etti. Kılıçdaroğlu arkadan koşturdu, Loğlu araya girdi. Ondan sonra yeniden görüşmek istediler. Ondan sonra doğru yanlış o önemli değil. İki politikacı bir araya geliyor, görüşüyor. Birlikte basın toplantısı yapılıyor. Kılıçdaroğlu saygılarını sunuyor. Avusturya milletvekili de Kılıçdaroğlu'nu haşlıyor. Bu yaşandı bunlar. Sonra ne oldu? Efendim Kılıçdaroğlu Ankara'ya geldi. Bu Avusturya milletvekilinin karısı Alman Singer'in yönetim kurulu üyesiymiş. Kim bilir hangi nifak odaklarıyla bunları yapıyorlar diye mecliste Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak söyledi. O zaman Recep Tayyip Erdoğan kalkıp ne dedi biliyor musun? Siz dedi Singer şirketiyle dedi SSK'nın genel müdürü ya SGK genel müdürü olduğunuz zaman sizin neler yaptığınızı ben burada anlatmayayım dedi. Şimdi doğru yanlış. Kılıçdaroğlu da kalktı ne alakası var demedi. Yahu yapmayın Allah aşkınıza. Ona Kılıçdaroğlu da sever. Herkes başından her şey geçmiş olabilir. Bizim tartışmamız şu günü şunu dedi, bugün bunu dedi demek değil. Kalkın gidin dedin ki kardeşim o zamanın koşullarıydı. Burada benim hatam da olmuştur. Sizden de helalleşelim. Ama benim bir siyasi düşüncem Türkiye'nin siyasetinde yeniden toparlanma, kalkınmasıdır. Bunu öyle yapalım, böyle yapalım de belki oyların hepsini alacaksın. Niye böyle bir elem terefiş, kem gözlere şiş yollarla politikacılık yapıyorsunuz? Yapmayın Allah aşkına. Çok mu zor? Yani bir tek mecliste tek uyanık gazeteci ben miyim Allah aşkına? Ve Recep Tayyip mecliste sen de SGK Genel Müdürü kendini arttığını bana buradan söylettirmeyin deyip zabıtlarda yer aldığı zaman bunlara cevap verilmiyorsa o zaman Karlıkay'ın ormanında gidiyorum geceleri diyelim. Evet, peki teşekkür ediyorum. Son olarak Aman rica ederim. Buyurun. demin yarım kaldı konuşurken başka yere Buyurun. atladım. Özgür Özel'le Cumhuriyet Halk Partisi'nin gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi şimdi Özgür Özel şu anda ne yapmakta, ne demekte ondan sonra vallahi bilmiyorum yani haber müdürü olsaydım ben bunu kaçıncı sayfaya koyacağım diye düşünürdüm yani. Bilemem yani çok özür dilerim ama bizim gazeteciliğimiz de ortada şey olmadığı için itibarımız söz konusu olmadığı için belki bir örnekle tamamlayayım. Ben yani şu anda Özgür Özel'in politikaları mıdır, değil midir? O beni ilgilendirmiyor ama beğenin beğenmeyin. Rahmetli Bülent Bey de gazeteci. Biz kalkardık giderdik başbakan olduğu zaman da ya da DSP genel başkanı olduğu zaman. Bülent Bey işte bugün bilmem ne olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Ne düşünüyorsunuz dediği zaman ne cevap verirdi biliyor musun? Efendim derdi, söz konusu konuyla ilgili olarak henüz MYK toplantımız olmadı. Parti meclisinde de görüşeceğiz. Ama benim fikrime göre şöyle olmalıdır.
Yani bir siyasi lider kendi siyasi partisinin MYK'sını, parti meclisini kendisinin üstünde görür. Ben öyle siyasi parti falan görmüyorum. Ben şu anda CHP'nin MYK üyeleri kim onları da bilmiyorum. Parti meclisinde kim var onu da bilmiyorum. Ben mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclis üyesi olsam her Allah'ın günü basın toplantısı yaparım ya. Kime sövmem gerekir? Sövmek de hiç hoş değildir. Can ama şiiri okuyacaksın geçecek. Vallahi bilmiyorum ondan sonra ama ne olur hepimiz hep birlikte birbirimizin gırtlağını sıkmak için bir şeyler söylediğimiz sakın ha anlamayın. Ondan siz de düşünün ne yapmamız gerekir. Ya hem bir taraftan Bülent Bey'in vefat ettiği gün ondan sonra mezarının önünde buluşuyoruz. Ben Ecevit Araştırma Platformu'nun kurucu ya da üyelerinden bir tanesiyim. Her sene Bülent Bey'in cenazesine giderim. Oraya Özgür Özel de gelir. Hocam Yılmaz Büyükerşen de gelir. Ama orada birer çay içeriz. Bir sene sonra Bülent Bey'in bir sonraki vefatında yine karşılaşıp, el sıkışıp, saygılarımızı sunup, sonra da tören bittikten sonra yan tarafta Astubay'ın yaptığı güzel çayımızı için evimize gidiyoruz. İşte bu kadar. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bayağı konuştuk yine. Önümüzdeki günlerde yine birlikte olacağız. Evet sevgili izleyiciler, hoşça kalın, dostça kalın diyorum. Son olarak sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Tüm dostlara ve arkadaşlara sürçülisan ettiysek hepinizden affola diyelim. Ne yapalım? Düşündüğümüz için bir şeyler söylüyoruz. Bülent Karagöz'ün de bendeniz bir gazeteciyi buraya tercih etmesinden dolayı da çok teşekkür ederim. Tüm izleyen arkadaşlara sevgiler, saygılarımı sunarım. Görüşmek üzere inşallah.